Nasıl cereyan etmiş? Buyurun görelim. Uyumsuz olduğunu sana göre. Biri, ne? Çok sessiz biri. Ben Mert açılsın diye bekledikçe ben kapanıyorum içime. Bunu nasıl düzeltebiliriz ya da bunun için ben nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşünüyorum. Düşündüm onu. Hı-hı. Bulamadığım için seninle konuşuyorum. Biz birbirimizi salıp nefes mi alsak? Çünkü ben seni tüketmek istemiyorum. Dinliyorum. Haklısın. Bak farkındayım. Haklısın. Sadece burada sesini çıkartamıyorum. İnan tepki veremiyorum. Hiçbir şey tepki veremiyorum. Çok rahatsızım. Fazla rahatsızım. Hiç öyle gözükmüyorsun. Aksine çok rahat gözüküyorsun. Rümeysa arkasını dönüp güldü diye Ozan trip attı ya. Göremediğim bir şeyden bahsediyorum. Ben hiç iyi değilim ya. Of. Saçma sapan iki kişinin muhabbetini bile ne et diye dönüp bakıyoruz. En azından Batlı Kırmızı Oda'ya çıktığımı duyunca bir dönüp bana bir baksaydı hesap sorarcasına. Bana birebirde bile bir refleks yok. Klimanın oradayım, yanıma gelmiş diyor ki ben de diyor kötü oldum ama belli edemedim. Ya baş başayız, bari orada belli et ya. Konusuna hak veriyorum bu arada. Bari orada belli et, vallahi öfkeleniyorum. Ben zamanımı boşa harcamışım, boşuna beklemişim açılsın diye. Bu adamın açılma gibi bir gayesi yok. Yani Leyla'yla barıştıysan, inan ben Yeliz'le barışabilirim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Barışırsın yarın yine tıkanırsın. İnan barışırım ve tıkanmam da. İletişim problemi çıkıyorsa siz bunu tamamlayamazsınız. Bunun bir sebepleri vardı. Bu sebep sana yansımamış olabilir. Bunu fark etmemiş ya da görmemiş olabilirsin. Fakat bunu en azından ben ve bunu Yeliz'e anlatmıyor, bunu Yeliz de anladı. Yani o yüzden şu anki iletişimin sorunu olarak gördüğün şey zamanla düzelebilecek bir şey. İletişimi de açsanız, evet. Benim şahsi yorumum ikinizin arasındaki şöyle dediğim gibi Yeliz gerçekten güçlü ve dobra bir kadın. Evet. Dedik bir kadın. Ve onun yeri gelecek baskılayacak bir adam gerekiyor. Tamam yeri geldiği zaman değilsin. Baskılarım ve bu konuda seni ilgilendirmez. Ne yapabilirsin bana? Düşme. Ne oldu bugün mü sesin açıldı? Düşme, keyif al. Ne oldu hep böyle susuyordun şu an mı yükseldin? Sakın ne oldu düşme, ben Yeliz'le konuşuyordum düşme. Aktif olmaya diyordu Batu. Pasif görünüyor sakın diyordu. Dediklerimi sakın tekrarlıyordu. Düşme. Şu an mı böyle erkek olmaya çalışıyorsun? Evet. Buradan girer oradan çıkar. Ama evet tabii işte olarak bu evet. Buradan girer buradan çıkar anladın mı? Başka hiçbir yerden çıkmaz. Şimdi bir sesi çıkıyor. Şimdi bir sesi çıkıyor. Şimdi bir sesi çıkıyor. Tamam, ne yapabilirsin? Gel çıkalım. Düşme, hadi gel çıkalım oğlum. Ne yapabilirsin? Oğlum bak vallahi hadi gel oğlum. Burada erkeklik yapma yalandan. Bak beni zorlama. Ha? Herkese karşı kardeşim böyle burun buruna geliyorsun. Dikkat et lan bu. Oğlum bak çekil lan. Şu an var ya kusacağım kendimden ya. Bravo. Bu kadar mı büyüktü ya? Şimdi anladınız mı? Rezalet. Gerçekten rezalet. Kötü. Utanç verici. Hatta o kadar söyleyeyim. Yeliz. Özür dilerim. Hayatının şokunu yaşıyor şu an. Şok içindeyim. Çok kışkırtmış. Olur da kalmayacak. Ben Mert'ten açılmasını isterken bunu istemedim. Vay arkadaş ya. Ama sırf açılmak için açılmadı ki o anki tepkisi öyle. Tepki vermiyor, tamamen... diye, tepki vermiyor yani. Diye ağlaya ağlaya gidiyorsun. Çocuk burada kendini düzgünce adama ifade ediyor. Ben kıskanılmadığım için oldu. Üzülüp ağladım. Ya yorum yapmıyorum ben. Yok hayır ben kıskanılmadığım için üzülüp ağladım. Ayrıca benim bu ağlamam sadece bu dört duvar arasında kalsaydı. Evet dediğin doğru. Kızlar şahit. Ben arkada da ağlamaya devam ettim. Benim öfkem arkada da dinmedi. Keşke ağlamasan işte biz ondan bahsetmiyoruz. Kimsenin ağlamasını istemeyiz burada. Ama sen öyle gösterdin bize. Hayır arasında ben size öyle göstermedim. Ayrıca bu tartışmada Mert'in bu kadar yükselmesini sağlayan kişi ben değilim. Bunu bir bilin. Bu Murat bunu yapmış. Asla bunu söylemiyor. Tahrik ediyor, burun buruna geliyor. Evet, bunda beni suçlamanızı istemiyor. Söylüyor, ben hatta onu sürekli söylüyorum. Düşme bu, düşme yaptığı tahrik edici şeyleri, düşme arkadan. Arkadan diyorsun, evet. Ve ben Mert'e şunu söyledim. Yani belki ben baskılıyorumdur. O yüzden bir geri çekelim birbirimizi. Sen bir tek bir birey yani biz bir çift olarak bulunmayalım. Bir birey olarak bulunalım. Kızlar evine girdiğinde kızlar seninle diyaloğa girsin. Sen erkekler evinde bir birey olarak dur. Hani bir birey olarak belki açılabilirsin dedim. Ayrıca Mert'in açılmasını istemem kötü bir şey değil. Bizim ilişkimiz için istiyordum ki ben bu. Ki bu arada kavgadan önce... Bunun görüntüleri de var. Bölüm yayınlandığında lütfen izleyin. O zaman beni çok iyi anlayacaksınız. Mert de bunu doğrulayacak. Biz erkekler evinde çok eğlendik. Çok güzel sohbet ettik. Erkekler evindeki o sohbetten sonra evde telefonda konuştuk. 40 dakika susmadık. Mert'le iletişim sorunumuz çözüldü gibi. Yani kavgadan önce Mert zaten bana açılmıştı. Bunu Dilara da biliyor.
Mert de şahit yani. Beni bu konuda suçlamanızı istemiyorum çünkü gerçekten bu görüntü beni hiç mutlu etmiyor. Ben evet Mert'in benim de erkeğimin böyle tartıştığını görmek istiyorum dedim ama istediğim bu değil benim. Acı bunu Mert duymadı bu arada. Şimdi şu tartışmayı izledikten sonra Mert'e suç mu atıyorsun şu an yani? Mert'i böyle görmüşsün. Ben Mert'i... Görmedin mi diyaloğu sen orada? Erkekleri genel hayır ben Mert'e suç atmıyorum. Ne alaka ya? Hepimiz yanlış buluyoruz. Bu da bunu mu çıkardınız sen gerçekten? Mert'e mi suç atıyorum mesela? Şu an? Sen izlediklerinden bunu mu çıkardın? Hayır ben sadece diyorum ki bu kadar yükseleceğiniz ya da birbirinizi tahrik edeceğiniz bir durumun suçlusu ben değilim. Ben ortada suçlu aramıyorum. Beni de suçlamanıza izin asla vermem. Asla suçlusun demedik genelleme zaten. Ve hayır öyle dönüp hayır, bakıyorsunuz ben, bana. Hiç hiç kimse öyle bir şey var. Herkes kendi kararıyla bir hareket yapıyor burada. Onda bir şey yok. Ben yanlış anlıyorsun Mert. Şu an Yeliz. Kötü hissediyorum yani. Kendimi. Ozan da o zaman Yeliz yüzünden kavga etti ya. Yani. Ozan'dan mesela. Ben hiç beklemiyordum. Bu arada sen Ozan da şöyle bir şey var. Orada bir söz almak istiyorum. Önce bizi izleyen izleyicilerden sonrasında da Rümeysa'dan bu konu. Dinleyin arkadaşlar. Evet. Bu konu üzerine özür dilemek isterim. Diğer kız arkadaşlarımızdan da. Böyle görüntüleri izletmek istemem ama maalesef yani tahrik durumları olunca belli bir seviyeye kadar durabiliyorsun ama yani yaşanan görüntülerden dolayı özür diliyorum kısacası. Mert. Bu durumda Yeliz'i asla suçlamıyorum. Çünkü buraya geldiğimde biraz böyle psikolojik bir sorun yaşadım ve her geçen gün biraz daha içime kapanmıştım. Ve bu benim... Burada konuşmama, aynı zamanda yaşayacağım ilişkideki iletişim sorununa da sebebiyet verdi. Bu sebepten dolayı Yeliz'i asla suçlamıyorum. Bir noktada zaten bana destek de sağlıyordu. Bunu Berke de sağladı ve buradaki bütün arkadaşlarım benim için gerçekten elinden gelen herkes yaptı. Çok teşekkür ederim herkese bu noktada. Onun dışında Murat olan başa geleyim. Yeliz'in ağladığı nokta şuradaydı. Benim bir tepki göstermemi bekledi, duygusal bir tepkime. Ve bir noktada donup kalmıştım. Onları da onu ifade ettim. Aslında evet üzüldüm, kızdım hani orada birçok duygu açıldım ama bunların hepsini bir noktada içime attım. Ve dışarı verebildiğim herhangi bir tepki olmamıştı. Murat'la yaşamış olduğum tartışma Yeliz yüzünden değil bir noktada zaten Murat'la tartışmaya başlamıştık. O yüzden burada Yeliz'i suçlamıyorum onu söyleyebilirim. Çift misiniz şu anda? Değiliz çünkü biz bir isim koyduğumuzda olmayacağından çok korkuyorum. Tekrardan iletişim problemi yaşamaktan çok korkuyorum. Şu an çok iyi sohbet ediyoruz. O zaman no kırmızı alıp ve... kusura bakmayın. Neden? Ben yürütemeyeceğim sizi. Ama peki şu an böyle... düşüncen nedir peki? Öyle yok. Yani Öykü Hanım korkuyorum. Yanisi şimdi... yok yani. İsim koyarsam tekrardan da böyle hani... Sen bilirsin. Hadi Yeliz. Bedava kırmızı alı yok mu? Hadi gel yürüyelim. Anlaştık. Haydi. Yani müziklere rağmen gerçekten. Bravo. Peki, güzel. Üç çiftimiz mi oldu? Fatih Tatyana var bu galiba bile değil mi? Hayır, evet. Yürüyelim, yürüyelim. Hadi yürüyün siz de o zaman. Siz devam mı Murat? Biz barışık Öykan. O zaman buyurun, kırmızılı sizi bekler, siz de yürütelim. Hadi, hadi, hadi. Öykü Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Biz bir çifti daha görmek istiyoruz. Yani çift olma olasılığı olan. Tabii ki olasılıkları görelim. Kimi istiyorsun? İstek yapıyor şu anda. Dilara Hanım'la Oğuzhan Bey'i piste davet ettim. Dilara ve Oğuzhan. Evet. Buyurun. Efendim. Oğuzhan dedi. Ben hep gözümü beraltınca yapıyor. Olur. Leyla'nın şipi bakalım güzel oluyor mu? Ne diyorsun Oğuzhan?
Vallahi Dilara an... benim çok yakın arkadaşım. Bugün zaten olay var oldu. Efendim? An... Efendim? Ne diyeceksin? Ya işte bugün oturduk, konuştuk, daha yeni oturduk. Güzel de sohbet ediyorsunuz. Aynen, sohbet ediyoruz şu anlık. Peki, Dilara? Aynen dediği gibi normal. Neden olmasın? Olabilir yani. Neden olmasın, olmasın ki? Birbirlerinin gözünü döndüler, fark etmiyor. Peki Leyla, bizim gözümüze bu şifi soktuğun için çok teşekkür ediyoruz. Bakalım gerçekten hayata geçebilecek mi? İnşallah hayırlısıysa geçer. Fena değildi. Gerçekten yakışıyorlar. Yan yana da güzel duruyorlar. İnşallah. Başka ihtimaller yok mu ya? Bence Berke'ye var. Var başka ihtimal? Erke Hanım, bir renkle dilişi daha kabul edemeyebilirim. Berke'ye Aynur da var. Berke Aynur'a da var. Hadi canım, uçuna gider. Belki sonunda muradına erdi gerçekten. Nasılsın? Öykü Hanım, bana müsaade. Aynur'un yeni gelin gibi süzülmesi, yere bakması, asla kafasını kaldırmaması. Öykü Hanım, bir de yeni adayımızla bu senimi de alabilir miyiz? Hem açılır, alışır. Nasıl söyledin Öykü Hanım ben de az önce valla? Yani yani istiyorsa... Kokuna girmeyin ya. Biz Mert? Daha kendisinin tanıma şeyi hadi var. Hadi buyurun. Ben istemiyorsun. Ama ihtimaller dahilinde istemiyorum ama ben. Ama bakıyoruz, yan yana nasıl duruyorsunuz acaba? Yan yana girmeyin, kokuna girmeyin. Peki, o zaman hasret beni de hasret beni. Öyle işte bak, görüyorsun. Olabilir yani. Hayır, biz yemeğe gittik yani. İster misin? Tabii, yan yana görülebilir. Fark etmez benim için. Fark o zaman hasret. Hayır ya, bir dakika. Ya bu evde ya evet dersin, ya fark etmez. Bence Buse'yle de yürümek için o yüzden fark etmez dedi. Anlamadım, pardon. Ne? Mert'le bize de yürüyebilir. Efendim? Olabilir mi ya? Bence Buse'yle yürümek daha gönlünce, hani düzelteyim cümlemi. O yüzden hani fark etmez deyip nezakette davranıyor bence. Bazı hareketler ne kadar kendinin dışında cümleler kuruyor ve biz de anlıyor biliyoruz aslında. Var mı yürümek isteyen Mert'le? Bir hoş geldin kırmızı alısı. O bence kimle istiyorsa kimle onu yürümek isterse davet etsin. Yani tek bugün etkileşim olan Buse var, Buse olabilir. Buse'yle yürüyeceksin peki. Mecbur kalkacaksın. Aykırı çöz artık, hadi kalk. Kendi de istiyorsa tabii ki. Yani şu an isterim tabii yani. Buyurun. Ben de. Gibi. Bu kırmızı halıyı ben çok sevdim. Bunu kullanırız. Kesinlikle. Bir istek daha var. Hasret ve Görkem'i görmek istiyorum. Yani. Ne? Buyurun Şip Volkan. Görkem'in şu bakışını görmedim. Lütfen. Buyurun. Hadi. Görkem Bey. Yabancı değil zaten çocuklardan. Bir de üstelik. Dönerken bu bakışı görmem lazım. Hayır, üstelik yönetmenimizin isteği bu. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız yabancı değil Görkem zaten. Tamam. Değil mi? Buyurun Şef Volka. Adını da koyduk. Hadi bakalım. Kaldı. Bir tek sen mi kaldın yürümeye? Onurlu da siz yürüyün. Ben de yalnızlığımda çok mutluyum. Gel yürüyelim. Onur çok şanslısın. Çok büyük bir şey. Kıyamam ya. Gel. Evet. Başlıyoruz. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Gerçekten bu, ben çok sevdim. Çok eğlenceliydi. Değil mi? Evet, tüm negatifliği attık. Şimdi bu hep yapalım. Evet, haydi bakalım o zaman. Bence daha son bir görüntümüz var. Onunla ilgili de bir...